En son 2 gün önce kıymetli Hande Hanım'ın programında kıymetli üstadım, meslek büyüğüm Uğur Poyraz bağlandı. Ertesi gün adaylık açıklaması yapılacak dedi. Edebi kelamla sustu. Dün bir toplantı yapıldı. İnanamadım. Yani hakikaten daha önce benim 9. toplantıda şöyle bir notum var. İstişare etmek için istişarelere devam kararı hususunda istişare ettik diye not almıştım. Dün de bir mutabakat metninde ortak bir anlayışın tezahürü olması gereken ve liderlerimizin üzerinde imzası olan bir metinde, hatırlayınız Erdoğan abi, şunu okuduk. Ortak bir anlayışa ulaştık. Yetkili kurullarını bilgilendirme sonrası nihai açıklama 6 Mart'ta dile getirilecektir. Peki nihai açıklama nasıl dile geldi? Sayın Akşener, ölüm ile sıtma arasında bırakıldık. Dayatmalara asla göz yummayacağız. Ekrem Bey ve Mansur Bey'i göreve çağırıyorum. Halkın sesine kulak verin. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Napolyon Bonaparte'ın bir sözü var. Tarihi ben yaparım, onu sizler yazarsınız diyor. Acaba dedim ya, ben yanlış mı duyuyorum? Bir imzalar silsilesi var. Yine hatırlayınız, zaten bizim programlarında işte Millet İttifakı vurgusu yok. Henüz netleşmedi. Abi dedim, Erdoğan abi bak, imzalar var, imzalar. Biz hukukta deriz ki Mustafa abi, bu bir mutabakat metnidir. Karşılıklı akitleşiriz, ahitleşiriz ve Roma hukuku da şunla başlar demiştim. İnsanlar sözleriyle, öküzler boynuzlarıyla bağlıdır. Latincesi bu. Hiç kimse başka bir mana aramasın. Şimdi kıymetli Aytuğ Bey, kıymetli vekilim, benim değerli abim, ellerinden öpüyorum. Rencide eden bir şey yok dedi. Yazdım. Canım abim, bu metinlerde, bu okuduklarımızda edilen kelamlarda rencide edilen, rencide olan veya diğer tarafta rencide eden etken ve edilgen herhangi bir husus yoksa ben yine edebi kelamda susuyorum. Peki ne olacak? Şimdi unutur hafızayı beşa, nisyan ile mağrur. Mustafa abi not aldım. Hatta yayından önce de Mustafa kardeşimi aradım. Ya bir getir, bir çıkar, bir yayınlardan al. Altılı masayı devirmem, millete ihanet etmem. Ben değilim, Sayın Meral Akşener. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın bu masa dağılmaz. Boşunuza ellerinizi ovuşturmayın. Dağıldı. Hele bir seçim kararı alın. Adayımız o gün, ertesi gün hazır. Haftalardır yok ortada. 14 Mayıs benim doğum günüm Mustafa abi. Hepimiz biliyoruz seçim var. Maalesef aday yok. Asıl olan aday değil, ortak değerlerdir. Metinlerin puntosunu, yazı karakterlerini, her şeyini tapacına ayarladık. Metinler muazzam, okuyoruz. Eleştirdiğimiz, tenkit ettiğimiz yerler var. Payandası yok. Arabanın şoförü yok. Doğru. Masada yok. Aramızdaki bağ bir masadan ibaret değil. Asla ayrılmayız. Bu bir çimentonun çok ötesinde. Veleddallin, yüzükler atıldı. Amin. Masayı dağıtan masanın altında kalır dendi bu masada. İsmini zikret, hadi zikredeyim. Sevgili Barış arkadaş. Masanın altında kim kaldı? Üstünde kim var? Herkes görüyor. Şimdi yine zatenizin programındaydı. Siz bana sordunuz. Cem, siyaseten söyleme. Edebi kelamla, seçmen gözüyle söyle. Ben bir tane reyim var abi dedim. Gideceğim reisi cumhura basacağım. Parlamentoda da 3 ilale basacağım. Peki vatandaş neye basacak? Reyini neye verecek? İşte bu Muazzez teyze gibi. Avukat Erdoğan Bey kardeşim gibi. Vatandaş belirsizliği sevmiyor. Seçmen müphem, ne olduğu belli olmayan hayali bir takım silüetlere oy vermeyi istemiyor. Milletin yarası var, milletin canı yanıyor. Bugün Sayın Bakan'la görüştüm o bölgede. Herkes gitti, Cem buradayız dedi. Orada yaralar sarılıyor. Lider Devlet Bahçeli nerede diyenler, bugün Bozkurtlar selam verdi, en son evlatları buraya terk edecek dedi. Hepsi orada. Çok önemli STK'larımız orada. Peki bu yaraları kim saracak? Soruyor Muazzez teyze. Bir masa vardı. Bu masa bir umuttu. Bu masa geleceğe yönelik o tırnak içinde diktatöryel sistemi devirecekti, alaşağı edecekti. Ama masanın bir anda payandası çekildi. Masa alaşağı oldu. Takdir yüce Türk milletinin Erdoğan. Peki ben bir iki notu aktarayım, ardından Mustafa Kurdaş'a, sevgili meslektaşıma geçeyim. Notlar şöyle. İYİ Partisi Sözcüsü Kürşat Zorlu, uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir. Temel itirazımız dayatmaya ve bu ülkelerin hiçe sayılmasıdır. Onun için hep milletimize inandık.
İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olmak kararlılığındadır dedi. Kılıçdaroğlu'nun video açıklamasını konuştuk hep birlikte. Sayfa kapandı, tekrar açacağım ben onu. Ve Mustafa Bey'le de devam edeyim. Mustafa Kurdaş'la da devam edeyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son, buradan nereye gideceğiz? Yani daha doğrusu Türk siyaseti nereye gidecek? Türk siyaseti şu an bir belirsizlik içerisinde doğrusu. Yani çünkü bir umut vardı, bir umut oluşmuştu. Ve bu umutla ilgili olarak da aslında artık son günler ve son viraja girilmişti. Ama bu son virajda bir trafik kazası oldu mu dersek muhalefet ve siyaset ve umut adına olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bugünkü ve dünkü gelişmeler bize şunu gösteriyor ki bir kez daha Türkiye'de 24 saat siyasette çok uzun. Bunu bir kez daha yaşadık, bir kez daha tecrübe ettik. Fakat ben Nagihan Alçı'ya şöyle katılıyorum. Genellikle biliyorsunuz yani böyle 5-6 tane siyasi parti hakikaten kültürleri çok farklı, söylemleri, programları, amaçları çok farklı siyasi partiler bir uzlaşı oluşturuyorlar. Bu uzlaşıyı oluşturmak çok kolay olmamakla birlikte aslında büyük fedakarlıklar da ortaya konmuştur. Ve biliyorsunuz uzlaşma çalışmalarında genellikle en zor konu en sona bırakılır. Fakat bu en zor konu, adaylık konusunun en sona bırakılması belki stratejik bir hataydı. Çünkü şu bakımdan söylüyorum, mutabakatla olabilecek bir tabloydu. Ve bu zor konuya gelinceye kadar da son 3 ayda aslında bugünün biraz öncüleri, artçıları, öncü sarsıntılarını biz aslında yaşadık. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bir açıklaması var. Şöyle ifade ediyor. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasi üretme kararlılığını başarmak, kararlılığı ve başarmak inancıyla Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha Aziz Atatürk'ün milletimize beyan ve Aziz Türk milletine beyan ve taahhüt ediyoruz şeklinde bir ifadesi var. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu evet. da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. O da milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılığımıza evet. devam ediyoruz. Cumhuriyet AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları da Ankara'ya gidiyor. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'ya. Ekrem İmamoğlu şu an yolda. Yani biraz önce de yakın çevresiyle sürpriz var mı diye sordum. Gelen cevap sürpriz yok dediler. Zannediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu da. Ben Kemal Bey ve CHP'ye rağmen aday olabileceklerini düşünmüyorum. İşte evet. Yani bana da şimdi yok. CHP'den önemli isimlerden gelen sorun yok. Evet. Bir problemimiz yani yok. Yani Ekrem Başkan'ın da yakın çevresini şey yaptı. Sürpriz bir durum yok dediler. Peki bir soru sorabilirim abi. O zaman Meral Hanım kime aday gösterecek? Kendisi mi aday olacak? Yani şu o zaman bıraktığım yerden alayım. Devam edeyim. Eğer strateji önceden adayı en azından yolun ortasındayken adayı konuşmaya doğru gelseydi belki stratejiyi bütün siyasi partiler kendi adaylarını çıkartır ve ikinci tur stratejisi üzerine güdülebilirdi. Fakat daha işte aday krizini hiç konuşmadan buraya kadar gelince ister istemez birinci tura odaklanıldı. Şimdi tabii işte Sayın Vekil de CHP'den konuştu. Nihayetinde ikinci tur söylemlerini artık herkes başlamış oldu. Eğer zannediyorum yolun ortasında aday meselesini konuşursalardı ve bu çıkmaz görünseydi strateji büyük ihtimalle birinci tura göre değil ikinci tura göre yapılır ve altılı masa öyle devam ederdi. Ama şu an gördüğüm o hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Saadet Partisi hem Gelecek, Deva ve Demokrat Parti beşli olarak yoluna devam edeceklerini çeşitli mecralarda ifade etmiş oldular. İşte yarın ve 6'sında pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 2 ayrı toplantıda yapılacak. Fakat şu bir gerçek. Yani %10 ile %15 arasındaki bir siyasi partiyi hep biz konuştuk ister istemez. Benim en çok şaşırdığım konu şu oldu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin geçmişte ittifakları daha sağlam, daha güçlü ittifakları oldu. Bunlardan birisi işte Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeyken bu kadronun bir kısmı Ekmelettin İhsanoğlu'nu birlikte aday gösterdiler.
Daha sonra Millet İttifakı içerisinde aynı çerçevenin içerisinde yer aldılar. Belediye başkanlığı seçimlerinde de kazandılar. İstanbul, Ankara ve birçok yerde de aslında bu tecrübeyi Mersin. Birlikte yaptılar. Aslında altılı masada belki de yani Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'yi dışarıda bırakırsak bu iki parti çok daha bütün geldi buraya. Çünkü belediye seçimlerinde de yaptılar ittifakı. Diğer mesela Saadet Partisi bütün belediyelerde kendi adayını belediye seçimlerinde göstermişti. İşte belki kendilerini çok daha iyi tanıyor, biliyor olmaları gerekirdi. Her iki siyasi partinin üst düzey yöneticileri, kadroları ve ona göre belki de bu süreci daha sağlıklı ve aklı selimle yönetilebilirdi. Şimdi tabii 13 aylık bir emek. Bu kolay bir şey değil. 6 tane siyasi partinin kadroları, tabanları, üyeleri, aslında birbirleriyle hesapları olan, belki geçmişe dair mesela diyelim ki 28 Şubat'ı geçen gün kutladık diyoruz. 28 Şubat'la ilgili geçen gün işte bir süreç yaşadık değil mi? Şimdi 28 Şubat ve Saadet Partisi ve CHP'nin aslında baktığınız zaman yan yana durması çok kolay bir şey değil. Ama durdular. Ben 28 Şubat tartışmalarını CHP merkezli düşünen bir gazeteci değilim. O günleri Ankara'da bir gazeteci olarak yaşadığım için bunun içerisinde tabii ki DSP'yi de, Doğu Pirinçek'i de, Sayın Devlet Bahçeli de 28 Şubat sürecinin çok önemli aktörlerindeydi. Ama genel söylem olarak hep CHP'nin üzerinden 28 Şubat söylemi kurgulandığı için söylüyorum. Doğal olarak zor bir şeyleri aşarak bugüne kadar geldi. 6 tane siyasi parti genel başkanı bazen kendi tabanlarından da büyük eleştiriler aldılar mı? Aslında aldılar. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme sayfasıyla en azından AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar kendi tabanından da bir takım eleştiriler aldı. Niye kabul ediyoruz anlamında vesaire. Buraya kadar gelinmişken bunun olmuş olması hakikaten insanı düşündürüyor.